Herkese yeni bir videodan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Birkaç alışveriş yaptım. Onları göstermek istiyorum. Şimdi biz yeni eve taşındık biliyorsunuz. Bizim her eşyamız, her aksesuarımız diğer eve göreydi. Bu evde büyük olduğu için birkaç aksesuar eksiğimiz vardı. İhtiyacımız vardı banyoda ve mutfakta kullanmamız gereken. Diğer evde baharatlıklarımı duvarda kullanıyordum ama bu evde pek deldirme taraftarı değilim. Kullanım açısından görüntü olarak çok güzel ancak biraz yağlanıyordu fırının yanında olduğu için. Bir de burada duvarları delmek biraz sıkıntı. Bayağı sert duvarlar, matkapla delinmiyor. Babamın da matkabı burada olmadığı için farklı bir matkapla delinmesi gerekiyormuş. O da burada olmadığı için ben de farklı çözümler ürettim. Bu sefer de farklı kullanım dedim. Sıkılırsam öyle bir matkap bulup deleriz. Şöyle ikili düzenleyici aldım. Ahşap. Bunun içerisine koyacağım baharatlıkları, tezgahta bırakacağım. Buna da yağdanlıklarımı koyabilirim veyahut da tuz, karabiber, değirmenliklerimi koyabilirim. Yerler pamuk pamuk oldu yine. Halıları yıkamaya verdik. Yeni geldiği için böyle pamucak pamucak. Süpürgeyi yıkadım. Onun kurumasını bekliyorum yoksa temizlik yapacağım. Neyse şöyle küçük bir tepsi aldım. Bunu dekoratif amaçlı banyoda kullanmayı düşünüyorum. Veyahut da balkon masasının üstünde böyle mum, kuru bitki falan koyarım diye düşündüm. Bu da 100 lira falandı galiba. Sonra nasıl okunuyor bu marka bilmiyorum ama JYSK. Yani 50'ye 80 ebeveyn banyomuza gayet yeterli olacak. Marka şu. Şu markası. Şöyle bir paspas aldım. Bunu makineye atıp yıkayacağım. Şöyle bir kutu aldım. İçerisinde ne var? Ha, içerisinde şöyle bir mutfak süngeri aldım. Rengi çok hoşuma gitti. Ufuk boyacı ile konuşuyor. Şimdi şöyle bir sepet aldım. Kutu aldım hatta. Çok çok ucuza düşmüş. Şurası kopmuş sadece. Burası koptuğu için kasada falan indirimdeydi. O yüzden bunu böyle ben kendim bağlarım. Bunu kullanırım. Banyoda kullanabilirim. Mutfakta kullanabilirim. Bu çok hoşuma gitti. Bunu aldım. Bir de bunun küçüğünü aldım. Böyle yine banyoda kullanabilirim diye. Çünkü banyo çok büyük. Şöyle bir kokulu mum aldım. Mumun kokusuna bayıldım. Bu ne kadardı? Hatırlamıyorum. Video çekiyorum. Ha, telefona bakıyorum ben de nerede diye. Dekoratif tepsi aldım. Bu akasyada mango ağacı galiba. Mango ahşapmış. Da böyle bir şey banyo için. Şöyle yanına bir koku, bir de iki şey daha aldım. Şunu aldım. Bu da 150 falandı galiba. Çok beğendim. Şurada falan da kullanabilirim. Dokusu çok güzel ya, çok çok ucuz bir mağaza, gerçekten çok ucuz, fiyatları çok uygun. Dev gibi vazolar 1000 lira falan, yani Ikea'dan veya da H&M'den almaya kalksanız 2000-3000 liradan aşağı değil o vazolar. O bir tane siyah vazo beğendim, çok güzeldi. Onu böyle hani alıp salona koysak inanılmaz güzel olur. Fiyatları çok uygun, sadece taksit yapmıyorlar. Bir de şöyle bir vazo aldım. Bu da çok hoşuma gitti. Tatlı bu da. Şimdi hemen şu banyo paspasını yıkayıp banyoyu
koyabilirim. Çünkü banyo temizdi zaten. Bunları falan bakalım nasıl değerlendireceğim. Bunları sildim. Aldıklarımızla gelin artık bir düzenleme videosu yapalım. Of, bitmiyor iş. Yani bunu şey için aldım. Şunları şöyle koyacağım. Şöyle 6 sığsa çok güzel olacaktı. Sığmadı. 5 olarak kalsın. Şunları da alalım. Valla bunlara şurası güzel. Burayı hiç bozmayacağım. Şey yapabilirim. Yağdanlıkları bir deneyeyim bakalım. Sığacak mı? Şurada duruyordu ama. Yok, sığmayacak. Tamam. Sığmaması da iyi oldu. Bunlar tezgah altında dursun. Bunlara şey yapacağım. Bunları koyacağım. Şöyle yanına da şu süngerden bunu koyacağım. Niye bir yandan, niye tripodu takmadım bilmiyorum. Sabah şu an saat 8. Şöyle yapıp tezgahın yanına koyacağım bunu da. Bu yedek, bunu alalım. Eski de bunu atalım. Akşama Elif ablalar gelecek. Tatlı yapacağım. Şimdi ne gerekti? 90 gram tereyağı. Şuradan hemen tartımızı alalım. Tereyağını da çıkarıp balkona atmıştım. Bildiğiniz erimiş yani. Gram geldi. Şimdi petibör bisküvi kullanıyorum normalde ama ben evde bu vardı. Bundan kullanacağım. Bir de buğday bisküvi kullanılıyor. Buğdaylı bisküvi yani. Tam buğday bisküvi. Aşağı ayırıyorum. Şimdi un ufak hale getireceğim bunu. Hale getirdiğim burçakları bu erimiş tereyağının içerisine ekliyorum. Tereyağı ile karıştırıyorum. Ayarlanabilir kelepçeli bir kalıbım var. Bunu en küçük haline getiriyorum. Böyle harcı döküyorum.
Birleştiriyorum. Bu şu an tamam. Bunu dolaba atıyorum. Donması için. Elma alıyorum. Elmayı rendeliyorum. Kabuklarını soydum. Şimdi rendeliyorum. Bayağı küçülene kadar kıracağım. Bende petibör yoktu bu. Parmak tüylerden. O yüzden. Yeterli. Şimdi bunu elmanın içerisine aktarıyorum. Şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı kadar pudra şeker ekliyorum. Bir kaşığı ceviz alıyorum. Böyle 6 tane kuru kayısı ekleyeceğim. 2, 4, 6. Bir avuç da ceviz kıracağım. Küp küp. Şimdi bir güzel karıştırıyorum. Böyle bir hamur oldu. Bunu da böyle düzeltiyorum. Bunu da şimdi donması için dolaba atıyorum. Bu donarken kremayı alıyorum. 2 paket bitter çikolatayı alıyorum. Burada da bitter çikolatam var. Bir 50 gram da bundan ekleyeceğim. Bunu ekliyorum. Krema kaynadı ya, kapatıyorum. Öyle eritiyorum şimdi bunu. Şimdi bunun üzerine çikolata sosunu da döküyorum ve sonra dondurucuya kaldıracağım. Dondurucuya.
Bir yandan da ezan okunuyor. Bakın. Orta kısmı birazcık az gelmiş ama genel olarak böyle 3 katlı. Snickers gibi düşünebilirsiniz. Bayağı lezzetli oluyor. Bunu şimdi böyle uzun ortadan bölüyorum. Böyle uzun uzun dilimliyorum. Üzerine çikolata sosu da yapabilirim aslında ama bakalım vakit kalırsa yapacağım. İzmir'e gidiyoruz ve en hızlısından şöyle bir katmer poğaça yaptım. Mükemmel bir şey. Aşırı güzel. Bir tane böleceğim, göstereceğim. Çok hızlı yaptım. Vlog çekemedim ama bunu çekeceğim. Burada da çikolatalı çörek yaptım. Yani İzmir'e götürmek için yaptım bunları. Tipime hiç bakmayın. Hiç bakmayın. Of, burada yine bir sivilce çıkıyor. Neyse, bugün günlerden cumartesi, biliyorsunuz salı günü bayram. Ramazan'ı bitirdik. Güzel bir Ramazan geçti. Umarım sizlerin de öyledir. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Normalde pazar günü yola çıkacaktık biz. Ufuk sabah işten geldiğinde, ya bugün çıkalım mı dedi. Hazırlanır mısın, toparlanır mısın hemen dedi. Toparlanırım dedim. İzmir içinde böyle poğaça ve bu çörekten yapmak istiyordum. Ben niyetliyim. Şu an bildiğiniz içim gidiyor. Gerçekten çok güzel kokuyor. Neyse, hızlıca bir bavul hazırlayacağım. Bayramda İzmir'deyiz. Arkadaşlarımızla, ailemizle vakit geçireceğiz. Bu bayramda bir tatil planı yapmadık. Kurban Bayramı'nda ne olur bilmiyorum. Şimdi bunları paketleyeyim hemen. Saklama kabına alayım. Hemen bavul hazırlamaya geçiyorum. Siyah çamaşırları atmıştım. Onlar yıkandı. Bulaşık makinesi çalışıyor. Çok bir şey almayacağım. Kafamda kombinledim. Ufuk'a da aynı şekilde konuştuk akşam ne alalım, ne yapalım diye. Hemen bavulu hazırlayacağım. Rahat, eşyasız bir seyahat olsun istiyorum. Öncelikle hemen şunu bir paketleyelim. Sığmaz. Sığmayacak. Sığar. O kadar çok saklama kabı almışım ki. Ama diyorum ki iyi ki almışım. Yani iyi ki. Hemen bir peçete alayım. Şöyle bir peçete getirdim. Daha sıcak aslında ama ağzı açık koyacağım. Ufuk bayılacak. Eminim. Eminim bayılacak. Mükemmel kokuyor. Bu da tamam. Bunu da şöyle alalım. Hemen yollarda olacağız. Belli olmaz. Saat 2. Bunu kapatayım mı? Ne? Bunu bırakıyoruz değil mi? Kahve istiyor musun?